Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni haftaya İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin toplantısına katılarak başladı. Dikkat çeken mesajlar verdi. İsrail Başbakanı Netanyahu için yargılanacak derken Bosna kasabı olarak bilinen Sırbistan'ın eski devlet başkanı Milosevic'i hatırlattı. Batıyı Gazze'deki katliama kör ve sağır kalmakla suçlarken bir kez daha her türlü sorumluluğu almaya da hazırız dedi Erdoğan. Daha sonra Gazze diplomasisi için Katar'a hareket etti. Netanyahu bir savaş suçlusu olmanın ötesinde Gazze kasabı olarak aynen Milosevic nasıl yargılandıysa bu da yargılanacak. Lahey'de savaş suçundan yargılanırken ölen ve Balkan kasabı olarak anılan eski Sırbistan devlet başkanı Milosevic'i hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha Gazze'de katliamlara imza atan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedefine aldı. Gazze kasabı Netanyahu meselenin Gazze veya Ramallah olmadığını kameralar önünde bizzat ifşa etti. Gazze ve Filistin'i savunmak demek Kudüs'te birlikte Mekke'yi, Medine'yi İstanbul'u savunmak demektir. Erdoğan ise DAK 39. Bakanlar Oturumunun açılışında verdi bu mesajları. Gazze Filistinlilerindir diye devam etti. Gazze Filistinlilerindir. Ebediyen de öyle kalacaktır. Gazze'nin tek bir karış toprağını dahi işgalci İsrail'e bırakmamak hepimizin boynunun borcudur. Beklersek Allah korusun. O yangın bir gün mutlaka evimize gelecektir. İsrail'in katliamlarına sessiz kalan Batı'yı kör ve sağır olmakla suçladı. Bu ülkeler adeta İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi, hastane, okul, ev vurması, daha fazla masum kanı dökmesi için şartsız destek veriyor. Fail Müslüman olunca ortalığı ayağa kaldıranların hepsi bugün İsrail'in hoyratça sergilediği katliamlara kör ve sağır kesilmiş durumdalar. Sonra sözü Birleşmiş Milletlere getirdi. Akan kanı durduramadı dedi bu çarpık yapı değiştirilmeli diye ekledi. Birleşmiş Milletler kurumsal olarak Gazze imtihanından başarısız çıktı. Genel Sekreter Sayın Guterres'in samimi gayretleri maalesef bizzat Güvenlik Konseyi üyeleri tarafından sabote edildi. Bizim yıllardır dünya beşten büyüktür diyerek ifade ettiğimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Adaletsiz ve krizlerin çözümünde işlevsiz kalan bu çarpık yapısı bir an önce değiştirilmelidir. Cumhurbaşkanı İslam dünyasına da işbirliği çağrısı yaptı. Bir kez daha Gazze için her türlü sorumluluğa hazırız dedi. 2 milyar ferdi olan büyük bir aile olduğumuzun şuuru ve duyarlılığıyla hareket ettiğimiz takdirde kimse bizi tehdit edemez. Kimse bize parmak sallayamaz. Biz bu çerçevede bir barışın tesisi ve temini için diğer ülkelerle birlikte garantörlük dahil her türlü mesuliyeti üstlenmeye hazırız. Cumhurbaşkanı daha sonra Gazze diplomasisini sürdürmek için Katar'a gitti.